Ve bu geceki ilk konuğumuz Cemil İpekçi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok iyi gözüküyorsunuz maşallah zaten. İyiyim. Siz bir ara kalp krizi geçirdiniz mi yoksa? Geçen sene tam işte bu ayın sonuydu, Ekim'deydi. Bu sene de sanki öyle bir haberler yalan çıktı. Bir yalan mıydı o? Mardin'de üşütmüştüm, hastaneye gittim. Dedim hani bir şeyler falan. Orada küçük bir yerde bir gazeteci varmış. Öyle bir şey yaptı. Kazara ablam ölüyordu ama kalp krizinden duyunca ama gerçekten böyle bir haber yaparken de doğrulatmak lazım ya. Bir sürü insan hakikaten çok üzüldüler. Ben de çok sinirlendim yani. Herhalde. Ama artık yani haberler öyle olmaya başladı ki. Yani üzülsek mi, ağlasak mı, gülsek mi? Sonunda önüme koydum. Dedim ki yani ben Cemil İpekçi olmayı seçtiğime göre. Yani kendim sivri bir kişilikli olmaya veya bu hayatı seçtiğime göre oklara da yani gül diye bakacaksın. Onun için öyle zaten çok güzel bir yazınız var. Sizin ama gerçekten de yaptığınız her şeye giydiğiniz mayo bile olay oluyor. Şimdi aslında genç biri değilim. Yani hani böyle hakikaten ruhunuz 20 yaşlarım. Hayır, 20 yaşında olsaydım çok güzel bir vücudum vardı. Hani 20 yaşındaki böyle genç bir vücudum falan mayomla çeksinler falan. Ne rahatsızlık değil, onu da olmaz. Tabii arada bir üzülüyorum çünkü artık biraz göbeğin var, onağın var, buran var çekiyorlar da en komiğime giden benim açıkladığım kimliğimi farklı bir şekilde yorumlamaları veyahut da farklı bir şekilde olayları koymaları. Yani sanki ben bir kadınım, mayosuyla yakaladılar. Aman bakayım, mesela bir resmim vardı, bacak bacak üstüne atmış, alttan çekmişler resmi de böyle. Ve tabii gülüyorum yani, pembe mayo giysem ne olur? Bir sürü adam heteroseksüel yani pembe gömlek giyiyor, pembe kravat takıyor. Yani Cemil İpekçi'nin pembe gömlek giyme, mayo giymesi neden bu ülkedeki hangi diyor, sorunu halleder veyahut da niye halleder? Yani hastane kuyruklarını yok etmez, işsizliği yok etmez. Yani bir de bu ülkenin sorunu Cemil İpekçi de değil, pembe mayosu da değil. Yani ben gazetelere çok acıyorum çünkü gazete çok kıymetli şey benim için. Ve 50 kuruş da olsa, 1 lira da olsa pahalı bir şey. Onun için de o köşede pembe mayo ile yer aldığımda sanki halkın ihtiyaçlarının dile getirileceği bir yerde lüzumsuz yere işgal etmişim gibi ise kapılıyorum. Yani orada daha önemli bir şey yazmaları lazım. Yani daha önemli bir şey. Sonra Cemil İpekçi sadece pembe mayo giymiyor ki. Yani bir sürü de bence buradakilere değil ama dışarıdakilere çok önemli herhalde. Çünkü bu sene benim 8. dışarıyla röportajım. 27'sinde de işte BBC Londra ile Mardin'de röportajım var. Yani geliyorlar ve bunlar pembe mayomla hiç ilgilenmiyorlar. Bilakis yani benim politik düşüncem nedir? İşte hayata niçin Anadolu'yu seçiyorum? Fert olarak nedir diye düşünüyorlar. Bence bunlar daha önemli. Yani Cemil İpekçi acaba şu bugünkü sorunlar için ne düşünüyor diye sorsalar. Pembe mayo mu giydi, kırmızı mı giydi, kırmızı çiçekli mı giydi, papatyalı mı giydi? Bir de herkes yanımda duran herkese, yani zavallı pantolonlu olan herkes sevgilim artık. Ha. Yani böyle kazara bakıyorsun. Yani onun için diyorum ki resim çektirirken birilerine dikkat edin. Çünkü hayatınızda böyle bir tehlike var. Yani benle resim çektirdiğinizde her günü Cemil İpekçi'nin sevgilisi diye çıkabilirsiniz. Yani ya da ben bunu mesela sazanların önüne atabilirim. Çünkü çok hoş geliyor bana, böyle yeni bir şeyim var hayatımda kaç zamandan beri. Çünkü benle dalga geçirmesi çok hoşuma gider. Öyle mi? Çok severim. Yani yaşamımda mesela bir ara hala kim olduğunu açıklamıyor. Le Monde gibi bir dergide böyle uzun 6 ay benim karikatürümü, uzaydan gelen işte Cemil Terzi diye bir karikatür yapmıştım. Ve çok sakladım ve o kişiyi de çok merak ettim. Mesela dalga geçtikleri dakika çok hoşuma gidiyor. Bir ara mesela pembe mayomun üstüne şey giydirdiler biliyorsun. Galatasaray'ın üniforması. Evet. O çocuğu aradım, o Photoshop'u. Çünkü bu kadar başarılı bir Photoshop olamaz. Göbeğimin kıvrımını bile vermiş. Bir ara beni türbanlı kadın yaptılar. Orada bir tane çarşaflı vardı. Şimdi gözüme de sürme sürdüğüm için bir kadın gözü duruyor. Dedim ki eyvah, Arabistan'dan bir sürü evlilik teklifi gelecek. Yani bir kadın sanki orada duruyor gibi. Başarılı bıyıklı bir kadın gibiydi. Ben dalga geçirmesini seviyorum çünkü bir eğer sen hakikaten bir şeyler olmasan seninle dalga da geçilmez. Tabii. Ve bu kadar 39 senedir de hala ayakta durmazsın yani. İkincisi, bir gün bu dünyaya veda ettiğimiz zaman bütün bu belgeler kalacak. Üçüncüsü, tabii dalga geçirirken bir sürü insan da gülüyor. Bari onları da neşelendiriyorum. Dördüncüsü. Sizin gülüyor olabilmeniz de çok, pardon, siz dördüncüsünü söyleyin. Evet, yani dördüncüsü. Mesela içinde nefreti
veya içindeki kompleksi sunuyor. Çünkü bir taktılar. Yani ismi bana ne burada lazım değil ama bir tane böyle çok entelektüel geçinen işte televizyon kanallarında hep işte haberlerde orada olan bir bey muhafazakar eşcinsel dedi. Allah insanlar bayıldı buna. Hani muhafazakarı bilmeden öbürkünü bilmeden dedim ki adamcağızın içinde herhalde bir nefret vardı veyahut da böyle bir kaygısı var. Çünkü hani bu kadar üstünde durulacak bir konu değil. Böyle bir şeyi haber zamanında hani böyle aman yakaladım demek bir haberciye ne kadar yakışır? Çünkü bu bir yani şey programı değil yani akşam haberleri programında hani ekonomi programı değil, politik değil, kaza değil, bela değil, deprem değil. Ha beni paparazziye koyarsın orada olabilir ama artık alıştım diyorum.